Üniversiteye başladığım ilk zamanlar karikatür çizmek istiyorum. Bir Güzel Sanatlar Fakültesindeyim. Sürekli karikatürlerimi dergilere gönderiyorum. Ama hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorum. Hiçbir şekilde iyi ya da kötü ya da ne bileyim eleştiren herhangi bir şey göremiyorum. Çünkü gerçekten eleştirecek tarafı falan yok karikatürlerimin. Çok kötü bir karikatüristim. Neyse bir iki sene falan sürdü bu amatör karikatüristliğim. Ve sürekli gönderdim yayınlanmadı, gönderdim yayınlanmadı. Bu kötü kariyerim devam ediyor. Neyse ben kariyerimi tabii böyle devam edeceğini varsayıyorum. Sürekli göndermeye devam ediyorum. Şimdi şeye de geçiyor, zamanım da geçiyor. İşte büyüyorum falan. Bir iki sene de öyle geçti ve ben dördüncü sınıfa kadar geldim. Artık böyle dördüncü sınıftayım. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok fazla zamanım kalmamış gibi hissediyorum falan. Bana dediler ki işe gir. Yani herkese söylenildiği gibi bir doğru dürüst işe gir. Sigortan yatsın. En azından hani şu karikatür fantezisinden biraz uzaklaş. Gerçek hayata dön. Ben bir post prodüksiyon şirketiyle iş görüşmesine gittim. Çünkü artık param da azalıyordu. Yani karikatür gönderebilecek param bile kalmamıştı. Zor bir öğrencilik dönemi oluyordu. Ama ya o kadar potansiyelimi gösterebileceğim bir iş değil ki. O kadar benden uzak bir şey ki. Neyse ben çalışmaya devam ediyorum falan. Ama gerçekten mutlu değilim ve gerçekten potansiyelimi ortaya koyamıyorum. Çünkü ben kendi öykülerimi anlatmak istiyorum. Kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Ben sonra bir gün şeyde internette dolaşırken bir görsele rastladım. Bu görselde bir yelkenli, bir gemi görseliydi. Altında da bir söz vardı. Gemiler limanda güvendedir ama gemiler okyanuslar, denizler veya dalgalar için üretilmiştir gibi bir söz. Sonra ben bunu kendi kariyerimle böyle bir bağdaştırmaya çalıştım. Gerçekten çalıştığım post prodüksiyon şirketinde inanılmaz güvendeyim. Ama gerçekten limandan çıkmak istiyorum ki bu dalgalarla işte boğuşup belki de batıp belki de ne bileyim gemimin su almasını izleyip belki de tamamen batıp o gemiyi tekrardan inşa etmem gerektiğini de biliyorum. Sonra annemi aradım, dedim ki anne ben istifa edeceğim dedim yani yaptığım işten. Annem dedi ki şaka mı bu? Yani çok iyi kazanıyorsun, iyi bir kariyer elde ettin, devam et işte ne güzel. Yok dedim ben. Yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum. Karikatür yapmak istiyorum. İşten istifa ettim ve gerçekten her şey planladığım gibi gitti. Batıyorum. Yani başka iş bulamıyorum. Yine çok az param kaldı. İstanbul'da bir ev tuttum. Çok az param var, çok az eşyam var. Hatta hiç yok. Sadece elimde kalemler, işte boyalar vesaireler. O elimdekilerle bir şey yapmaya çalıştım. Bundan önceki taktiğim hiç bu olmamıştı. İlk defa belki de konfor alanından çıkmıştım. İlk defa internetim yok, doğalgazım yok, doğru dürüst kalemim yok vesaire, bilgisayarım yok. Elimdeki boyalarla, işte sulu boyalarla, guaj boyalarla, elimde ne malzeme varsa onlarla alakalı birkaç çalışma yaptım. Ama dergilerden o kadar çok kovulmuştum ki artık bir de böyle askerlik ve işte yaşında ilerlemesiyle bir daha kovulmayı göze alamıyorum. Ben dedim derginin içine sızlayayım. Buna Truva taktiği adını verdim. Derginin içine sızma taktiğim şu, editörlerden birinin yeni kitabı çıkmıştı. Ona mail attım. Abi dedim kitabım çıkmış, hayırlı olsun. Ben iş göstermeye gelmeyeceğim, merak etme. Araya hep onu katıyorum. İş göstermeye gelmeyeceğim, merak etme. Sadece kitabı imzalatıp gideceğim, iş göstermeye gelmeyeceğim, merak etme. Sağ olsun o da davet etti beni. Ama aklımda şu var, Truva taktiği şu. Kitabın arasına kendi o yaptığım işleri koyacağım. Tam kitabı imzalatırken onların hepsi yere saçılacak. Aa bunlar burada mıymış gibi bir şey oluyor. Yani bir nevi patronunu ayartmaya çalışan sekreter hareketi yapacağım. Neyse ben dergiye girdim. Neyse ben dedim abi kitabı imzalatayım sana gideyim. Hani çok zamanını almayayım. Ama kitabı çıkartamıyorum çantamdan. Çünkü kitap gerçekten iki cilt. Neyse kitabı çıkarttım. Gerçekten planım tıkır tıkır işliyor. Tam açtım abi şurayı imzalar mısın diye. Hepsi yere saçıldı. Ve istediğim reaksiyonu aldım. Bunlar ne? Dedim ki, aa bunlar burada mı kalmış? 300 tane karikatür. Ne bunlar ya falan dedi. Ya dedim, çok önemli şeyler değil. Yani öyle ben kendi kendime yapıyordum. Araya karışmış. Siz de dedim, hani isterseniz bakın. Ondan sonra bana dediler ki, işte güzelmiş bunlar. Niye bunu bize köşe olarak yapmıyorsun ki falan dediler. O gün bugündür, o gün bana köşeyi verdiler. Gidemeyeceğim yerlere gitmiş oldum bu iş sayesinde. Hiç belki de böyle tanışacağımı düşünmediğim insanlarla tanıştım. Yani ilk defa aslında
şeyi, gemiyi limandan çıkartıp bir şeylerin riskini göze almamın sonucunda bir şey elde etmiş oldum. Evet, bu süreçte gemimi fareler bastı mı? Evet. Battım mı? Yelkenlerim delindi mi? Hepsini yaşadım. Hepsi gerçekten kötü tecrübelerdi. Ama beni aslında bir nevi buraya getiren şey gemimi limandan çıkartmamdı. Gerçekten hayal ettiğim şeyi yapan biri olarak buluyorum kendimi. Ve bu bence aslında insanın kendi kendine armağan edebileceği en büyük şey.